Herkese merhaba. A1 ve A2 seviye kelime derslerimizin yenisine hoş geldiniz. Bu dersimizde yeni kelimeler öğreneceğiz. Bunların örnek cümleler içinde kullanımlarına bakacağız. Öncelikle kelimelerimizin ne olduğuna bir bakalım. Bu derste öğreneceğimiz ilk kelime cable. İkincisi can. Üçüncü kelimemiz cap. Dördüncüsü cash. Beşinci kelimemiz catch Diğeri chance. Yine diğer öğreneceğimiz kelime changing room. Sekizinci kelimemiz chess. Dokuzuncusu chewing gum. Onuncu ve son kelimemiz chin. Şimdi bu kelimelerin hem anlamlarına bakalım hem de bunları örnek cümleler içinde kullanalım. Dersimizin ilk kelimesi cable, kablo demektir. Aynı zamanda Kablolu televizyon olarak da kullanılır evimize bağlattığımız. Bakın burada ne diyor? This channel is only available on cable. Bu kanal sadece kablolu TV'de e, uygun ulaşılabilir. Available, uygun ulaşılabilir anlamına geliyor. E, cable normalde sadece kablo anlamına da geliyordu. Dikkat. Can e, model olarak kullandığımızda gramer konusu olarak ebilmek anlamına gelir ama Ken'in bir de teneke kutu, konserve kutusu gibi bir anlamı var. Bakalım burada ne diyor? I sometimes drink a can of cola while watching TV. Ben bazen televizyon izlerken bir teneke kutu kola içerim demiş oldum. Bakın a can of cola diye kullanabilirsiniz. Diğer kelimemiz cap, başlık, şapka anlamına gelir ve aynı zamanda kapak anlamında da kullanabilirsiniz üst takılan. Bakın burada da yine Tom collect bottle caps demiş. Yani Tom şişe kapakları toplar. Burada şişe kapağı olarak kullanıldı ama cap bildiğiniz başınıza taktığınız şapka olarak da kullanabilirsiniz. Cash nakit para demektir. Bakın ne diyor? Tom doesn't carry much cash. Tom çok fazla nakit taşımaz demiş olduk. Burada carry taşımak anlamında. Diğer kelimemiz catch, yakalamak demektir. Nick hurried to catch the bus. Nick otobüsü yakalamak için acele etti. Hurry, acele etmek demektir. O da bilmiyorsanız not almanız gereken kelimelerden birisi. Altıncı kelimemiz chance, fırsat, şans demektir. Türkçe'ye de şans diye geçmiş. Bakın ne diyor? This is your only chance. Bu senin tek şansın, tek fırsatın demiş olduk. Diğer kelimemiz changing room soyunma odasıdır, giyinme odası, kıyafet değiştirme odası özellikle e, müsabakalarda kullanılan. Bakın ne diyor? Where is the changing room? E, soyunma odası veya giyinme odası nerede demiş oldu. Chess, satranç demektir. Will you teach me how to play chess? Bana Satrançın nasıl oynanacağını öğretir misin diyoruz. Bakın teach somebody, teach me how to dediğimizde nasıl yapılacağını öğretmek oldu. How to play chess. Chewing gum sakız demektir. Every time I see Tom, he buys a chewing gum. Tom'u ne zaman görsem bir sakız satın alır demiş olduk. E, chewing gum'a da dikkat. Chin çene demektir. E, bakın örnek cümlemizde ne diyor? He tucked the napkin under his chin. Napkin, kağıt mendil, peçete anlamına gelir. E, o zaman şöyle çevirebiliriz bunu. Peçeteyi çenesinin altına sıkıştırdı. Tak kelimesi sıkıştırmak, takmak. Türkçedeki gibi zaten e, sıkıştırmak diye çevirebiliriz bunu. Evet arkadaşlar, şimdi kelimelerimizi öğrendik. Sırada telaffuz çalışması var. Telaffuz çalışmasını Önce ben seslendireceğim kelimeleri, daha sonra siz tekrar edeceksiniz. Bakalım kelimelerimiz neler? Cable Can Cap cash catch chance changing room chess chewing gum chin Evet, telaffuz çalışmamızı da yaptık. Son olarak bir okuma parçası okuyacağız. Bu kelimelerimizden bazılarını özenle yerleştirdik parçanın içine. Çevirirken özellikle dikkat edin. Başlığımız In the Morning. Sabah I always get up early in the morning. Ben her zaman sabah erken kalkarım. Usually I have the chance to have breakfast before I go to work. Genellikle işe gitmeden önce kahvaltı yapma fırsatım vardır. Kahvaltı yapma şansım vardır. Demek ki have the chance to diye kullanıyoruz dikkat. I love to eat a can of boiled corn for breakfast. Kahvaltı için bir Konserve kutusu, ken, teneke kutu veya konserve kutu demekti. Ee, kaynamış mısır, haşlanmış mısır, yemeği severim demiş olduk. Boiled, haşlanmış, kaynamış anlamında. Corn ise mısır demektir. After breakfast, I watch morning news on cable. Buraya kadar bir çevirelim. Kahvaltıdan sonra e, kablo TV'de e, sabah haberlerini izlerim. And then I go to the changing room to get dressed. Sonra soyunma odasına giyinmek için giderim demiş olduk. Bakın changing room'u daha önce öğrendik. Kıyafetlerinizi değiştirdiğiniz oda. Change kelimesi değiştirmekten gelir. Değiştirme odası gibi kullanıyorlar. Get dressed de giyinmek demektir. Normalde wear kelimesini öğrenmiştik. Giyinmek demekti. De wear your clothes dediğimizde kıyafetlerini giy olur. Get dressed ise giyinmek. Later, sonra, I put some cash in my pocket and run to catch the bus. E, cebime biraz nakit para koyarım ve otobüsü yakalamak için koşarım demiş olduk. Catch yakalamak demektir, run koşmak zaten. Pocket, cep demektir. Cash de nakit para. Evet arkadaşlar, dersimizin sonuna geldik. Burada öğrendiğimiz kelimeleri yine not alarak, tekrar ederek çalışmaya devam ediyoruz. Bir sonraki dersimizde yeni kelimelerimizle devam edeceğiz.